Takarya. Yolumun ardı konum gerisine
Ankara'ya. Yüzüstü çok süründüm, ayaka Sakarya. Mermerlerin altında hala çarpar mı fikrim? Olur mu deli rüzgar, o sevdayı Allah bilir. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sultanbeyli Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin Beyefendinin davetlisi olarak buradayız. İstanbulensis Şiir Festivali için bugün burada sizlerle birlikte seçtiğimiz bir repertuar var. Onu söylemeye çalışacağız. Önce Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Ölümsüz dizeleriyle Sakarya Türküsü dedik. Sonra aslında bu yolculuğa ve bu repertuarın oluşmasına hangi şarkıyla başlamıştık? Sur'da bir gedik açtıkla başlamıştık. Şimdi onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Mekan bana emanet, kim var diye soranlar, ben buradayım ilelebe. Canlar canı orada, can verdik yolunda, kırdım zincirimi, hoş geldin ey hürriyet. Şimdi yeter artık diyen mazlumların sesini. Bitsin bu esaret, bu zillet, hadi ayağa kalk, bitsin artık bu hasret. Sur'da bir gedi kaçtı, Sur'da bir gedi kaçtı. Mukaddes mi? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserse de. Sur'da bir kedi kaçtı, Sur'da bir kedi kaçtı. Mukaddes mi? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserse de. Zulümlerin sesini. Bitsin bu esaret, bu zillet, hadi
artık bu hasret. Surda bir gedi kaçtık bu kandes mi? Kandes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es. Surda bir gedi kaçtık, surda bir gedi kaçtık bu kandes mi? Bu kandes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan eserseniz. Ey kahve rüzgar artık ne yandan eserseniz. Ey kahve rüzgar artık ne yandan Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sözler bitti mi? Ah, buradaymış, tamam. Peki, bir Necip Fazıl şiiri daha söylemek istiyoruz. Aslında bu akşam sıklıkla Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinden yaptığım besteler olacak. Şarkımız bizim. Hepiniz yani çok bildik şiirlerin bestesi hakikaten güç oluyor. Neden? Çünkü okunmuş bir roman gibi. Herkes kendi filmini çekiyor ya okurken. Çok bildik bir şiirin müziğini yapmak da oldukça riskli. Ama ben riskli şeyleri seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bizim şarkımız. Sözleri hakikaten müthiş tabii, hepsinin olduğu gibi. Kırılır da bükün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Kurtulur dil tarih, ahlak ve iman.
körürler nasılmış, neymiş kahraman. Çok teşekkür ediyorum. Aslında benim Necip Fazıl'la tanışıklığım çok eskiye dayanıyor. Herkesin bir anısı vardır. Konservatuvar yıllarında öğrenciyken yaptığım bir şarkıdır şimdi çalacağım şarkı. Daha sonra kıymetli abim Özen Eren'le birlikte tamamladık ve de Funda Arar seslendirmişti şimdi okuyacağım şarkıyı. Kaldırımlar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kaldırımlar. Dert çekenlerin annesi. Yaşamış bir insan. Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar.
ses kesilince sesim. Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. İçimde uzayan bir lisan. Çekenlerin annesi. Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. İçimde yaşamış bir insan. Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. Ses kesilince sesim. Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar. İçimde uzayan bir lisan. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hiç yayınlanmamış iki Necip Fazıl şiiri müzikle okuyacağız. Doğru kelime belki de bu, müzikle okumak. Beste. Evet, şimdi cesaret verirseniz hepinizin çok iyi bildiği Canım İstanbul adlı şiiri müzikle okuyacağız ama önce bir Baki Kemancı'dan bir Nihavend Taksim dinleyelim de bir İstanbul gözümüzün önünde canlanıversin, sonra şarkıya geçeriz. Buyurun Baki'cim. Thank you.
küten bir şey, hafrenk eda içini. O benim zaman mekan aşığı, geçmiş sevgim. Çiçeği altın yaldı, suyu telli koydu. Ay ve güneş ezelde iki İstanbul'du. Denizle toprak yalnız, ondan beş misale. Ve kavuşmuş rüyalar, onda misale. Teşekkür ediyoruz. Daha iyi bir solist, yani kendi açımdan söyleyeyim. Daha iyi bir solist olsa daha güzel olacak tabii. Teşekkür ediyoruz. Nasıl şarkılar olmuş sizce? Bence de iyi. Yani iyi. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek hakikaten çok nevi şahsına münhasır, müthiş bir cesaret. O cesur kişi durdurmayıp kendisini Hallacı Mansur üzerine bir şiir yazıyor. Bu arada Necip Fazıl şiirleri böyle söylemek herhangi bir gösteride falan oldukça zordur. Ben bu şiirlerin hepsini çok kıymetli abim Mehmet Kısakürek'in önerileri ve
sevgisi ve izniyle sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Hallacı Mansur üzerine bir şiir yazıyor üstad. Metameli, tehlikeli, riskli bir konu. Ben de müziği öyle yapmaya çalıştım. Biraz karanlık. Üç kıtadan oluşuyor. Dolayısıyla bu Batı müziğinin tonal yapısını da kullanarak üç farklı tonda geçirdiğim bir şarkı yaptım Mansur'la ilgili. Hallacı Mansur'un anlatıldığı Necip Fazıl'ın şiirini müziklendireyim bakalım. Mercan, mercan uçuk dudağında kal. İnci, inci soluk şakağında ter. Ne baş yedi, ne kan içti bu meydan. Gelmeye taş yetmez dedim.
bağrımı delmeye. Taş etmez bağrımı delmeye. Taş etmez dedi. Şuradan canını ister, canını ister. Bu meydana şuradan canını ister, canını ister. Biraz abi. Mürşide en çok bu şarkıyı seviyor. Keşke hiç bitmez. Peki. Yine çok bildiğiniz bir şiiri üstadın. Utansın. Evet. Ben bu şiirin, yani her şiirin bir has mısrası oluyor ya, ben de şurasını çok seviyorum ya. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Yani burayı çok seviyorum. Hangi tonda söylemiştik biz bunu? Hayır, re değil. La. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidik hey lan, koşmana bak sen. Çatlarsan hey gidik hey lan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmek çırak utansın.
ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeye çırak utansın. Ölümden ileride varmış dedi. Geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan teklem. Utansın. Elin bir tane de solmayan tekin. Bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Elin bir tane de solmayan tekin. Bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Şimdi mesela Mansur şarkısında sevgili Mürşide çok dramatik bir oradan oraya oradan oraya. Ama mesela ben bu şarkıyı yani çalarken annem geldi rahmetli ya. Son döneminde Alzheimer değil de demans vesaire. Her şeyi unuttu. Bizi, beni bile unuttu. Dakikalar oldu. Bu şarkıyı böyle unutmayalım diye sürekli bir dönen bir şeyin içerisine sokmak istedim. Anladın mı? Hani... Aslında böyleydi. Annem geride her şeyi utandırıp gidenlerden biri. O yüzden sokağa bile çıkamıyoruz baksana bir yıldır. Benim çok önemsediğim bir başka şair, rahmetli Abdurrahim Karakoç. Yine onun çok bildik bir şiirini, İsmailce'yi müzikle okumak istiyoruz sizle. Kurban olmak. Ne demek? Kendini bir şeye vakfetmek ne demek? Bunu anlamaya çalıştığım bir okuma oldu bu. Tabii bir dönem başka başka zamanlarda, başka başka zamanların ruhuyla böyle daha duygusal yapılmış. Elbette ben de duygusaldım da bunu biraz böyle ne derler? Coşkulu. Abdurrahim Karakoç'un özellikle Azerbaycan'da çok karşılığı var, çok seviliyor oralarda. Dolayısıyla Azeri ritmiyle ateş gibi dansları hayal ederek öyle müziklendirmeye çalıştım. İsmailce. Oldukça tempolu, tamam mı? Thank you.
gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin, temizlen de girme zara, toprak senden incinmesin. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin, temizlen de girme zara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Bayrak senden incinmesin, toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, çak senden incinmesin. Yat kurban ol İsmail'ce, yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. İnşallah bu şarkıyı çok kısa bir zaman sonra Azerin'le beraber okuyacağız. Havalı olacak. Peki. Bir başka büyük şairle birlikte bize ayrılan süreyi tamamlayacağız. Arif Nihat Asya. Arif Nihat Asya'nın Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı şiirini biliyorsunuz. Çok zor bir metindir müziklendirme açısından. Bir bakın bakalım nasıl becerebilmiş miyiz? Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Kenan Bey'i bekliyoruz. Ah, 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 ah.
tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Bir bayrak dalgalanmak için rüzgarı bekliyor, seni bekliyor. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Bir bayrak dalgalanmak için rüzgarı bekliyor, seni bekliyor. Ötelim temizse dudaklarımız, ahiretten uzanmış ellerinden. Rüzgarını kesmesin gövdelerimiz, sesinden çıkmasın nefeslerimiz. Ötelim temizse dudaklarımız, ahiretten uzanmış ellerinden. Rüzgarını kesmesin gövdelerimiz, sesinden çıkmasın nefeslerimiz. Destanı öksüz sükutu derin, türbesi yakışmış meçhul askerin. Geri gitsin alkışlar ve çiçekler, onan manalar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama Sakarya türküsüyle veda edelim mi? Ne dersiniz? Efendim? İntifada? Yahu. En son bir şey yaptım. Bu sizin ondan haberiniz yok. Roger Waters var ya, Pink Floyd'un solisti. Her şeyi biliyorsunuz. Onun çok ünlü bir şarkısı var, The Wall. Roger Waters o paylaşımdan sonra hakikaten sağlam adammış yani. Ben de seviyorum öyle adamları. Onun şarkının adı neydi? Another Brick in the Wall. Değil mi? Ona bir şey yaptım ya. Söz yazdım. Tamam mı? Sonra stüdyoda öyle kendi kendime okudum. Sonra Endonezya'dan, efendim söyleyeyim, bu Afganistan'ın dağlarının arasından video çekip gönderenler falan oldu. Bosna'dan, tıpkı Ayasofya'daki gibi bir böyle karma bir şey yaptık, tamam mı? Şöyleydi sözleri, sizi kırmayayım söyleyeyim. Özgür Filistin, sen özgürsen. Dağlar bulutlar, her güneş sen.
bütün dünyada. İntifada şimdi bütün dünyada. Böyle bir şeydi ya. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkı, şiir kimin ihtiyacı varsa onundur diyerek raconu keseyim ve Sakarya türküsünü akşamı bu şah eserle, yani şiiri şah eser olan eserle bitirelim. Sakarya türküsü. İnsan bu su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. İnsan bu su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Eyvah! Sakarya'm sana düştü bu yük. Bu dağda hor, bu dağda büyük. Sakarya, saf çocuğuma sun Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah. Yolunun vardı konun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründüm, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Yolunun vardı konun, Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin altında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Gerisi hep angarya. Yüzüm
süründün aya kalk Sakarya. Mermerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Yolun varlığı onun gemisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün ayağa kal Sakarya. Mermerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Yolun varlığı onun gemisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün ayağa kal Sakarya. Mermerlerin altında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Çok teşekkür ediyoruz. Benimle birlikte sahneyi paylaşan bütün sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başta Mürşide'ye. Son şarkı... Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı bir kez daha söyleyeyim dedim ama bu kadar yeterli. Bir kere daha niye söyleyeyim? Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun. Hepimiz bir söz ararız. Kapanmamış yaralarımıza bastırmak için bazen. Bazen yeni yaralar açmak yahut çok çabuk geçmek için şu olup bitenleri. Hepimiz bir söz ararız. En gönül çeleğini bulmak için geceleri sabahlara bitiştiririz bazen. Bu uzun yolu onunla birlikte yürümektir çünkü... Kendimize verdiğimiz ödev. Bazen en ağrını ararız. Bir kalbi paramparça etmektir maksadımız. Bazen de tekrarlarız içimizden. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Hepimiz bir söz ararız. Bazen birine vermek için, bazen de almak için birinden. Belki de en çok gözlerini öyle açtı ki yüzüme ve ağlamış. Sonra söyleştik diyerek bir ağaç altında uzun uzun konuşabilmek için bir diğeriyle. Hepimiz bir söz ararız. Unutulmuş bir söz gibiydin ve akşam oldu sonra deriz bazen. Unutulmuş sözlerin hüznü bulur bizi. Sana durlanmış kelimeler getireceğim diye naralanarak yırtarız geceyi bazen. Gençliğimiz hücum eder tüm hücrelerimize. Hepimiz bir söz ararız. Yesevi'den Yunus'a, Huzuri'den Haşim'e tam 5000 yaşındadır sözümüz. Sözümüz evimizdir ve sırtımızdadır evimiz. Evimiz sözümüzdür ve kalbimizden dilimizedir yolculuğu sözümüzün. 8 yıldır şiiri sözün başkentine İstanbul'a aşkla bile taşıyarak verdiğimiz yolculuğun bu yeni durağında istedik ki biz göğe bakalım ve Yunus söylesin sözümüzü. Sözü pişirip diyenin işini sahide bir söz.